Yüksek yoğunluklu bir antrenman biçimi olan CrossFit, güçlü ve sıkı bir beden içinde oldukça yoğun bir egzersiz seçeneği sunuyor. Peki nedir CrossFit? Diğer alıştığımız, bildiğimiz fitness antrenmanlarından farkı nedir? Herkes yapabilir mi? Bu soruların yanıtını bugün eğitmenimiz Selin Koca ile aradık. Selin Hocam merhaba, çok teşekkür ederiz. İki antrenman arasında bizi kabul ettiniz. Sizi tanıyarak başlayalım. Evet, öncelikle ben teşekkür ederim beni araladığınız için. Ben Selin. Yaklaşık 7 yıldır vücudumu çeşitli antrenmanlarda hareket ettirmeye çalışıyorum. Pilates olsun, koşu olsun, yoga olsun, fitness olsun, crossfit olsun. Daha sonrasında kendime uygun olanı bulup onunla devam ediyorum. Ama tabii ki hepsi de yine şu an için hayatımda var. Peki CrossFit klasik bildiğimiz ağırlık antrenmanı değil. Hani hep alıştığımız bir antrenman vardı ve son zamanlarda sıklıkla CrossFit kelimesini duyar olduk. Nedir CrossFit? Daha doğrusu bildiğimiz bu klasik antrenmanlara kıyasla nedir bize farklılık sunduğu nokta? Evet. CrossFit aslında birçok insan antrenman çeşidi olarak bilir. Yani işte ne yapıyorsun? Biraz önce de benim dediğim gibi aslında CrossFit yapıyorum. Bu yani birazcık ağzımıza alıştı diyebilirim. Burası bir oyun parkuru gibi. Evet. Yani zaten özensizdir. Geliyorsunuz sadece dumbbell'lar var. Hiçbir ekipman yok. Burada ne yapacağım şimdi diye böyle bir insana ilk başta bocalıyor. Fitness salonu öyle değil. Bir sürü ekipmanlar var. Koşu bantları var, kürekler var. Koşu bantları var. Her şey var aslında. İlk başta böyle zaten farkı oradan da anlayabiliyoruz. Onunla birlikte fitness'ta daha izole bir şekilde çalışırız. İzole ne demek? Yani her gün hangi ne antrenman yapacağım bellidir. Hangi kası çalıştıracağım bellidir. Hangi tekrar sayısıyla, hangi ses sayısı ile yapacağım bellidir. 3 set 10 tekrar gibi mesela tekrar. Klasik bir evet tekrar. Aynen öyle. Bir gün sırtınızı çalıştırırsınız, bir gün bisepsinizi çalıştırırsınız. Bir gün sırt bacak çalışırız daha mesela. Daha pump olmaya yöneliktir. Tabii ki bunu da böyle söylemek çok kolay olmuyor. Bu biraz yine kişinin amacına yöneliktir. Bir vücut geliştirmecisiyle farklı, daha sağlıklı yaşamaksa daha farklı. Yine farklı oluyor. Bu tamamen kişinin kendi tercihine yönelik. CrossFit'te de şöyle söyleyebilirim. CrossFit'te biz olimpik barları kullanırız, jimnastik hareketlerini kullanırız ve atletizm hareketlerini kullanırız. Ve her gün yapacağımız antrenman sistemi çok farklıdır. Yani biz mesela ben şu anda yarın hangi antrenman yapacağımı bilmiyorum. Çok eğlenceli, sürekli çeşitliliği olan ve sürekli her antrenmanda zorlandığınız bir antrenman çeşididir. Yani fitness'te olduğu gibi bir kas odaklı çalıştırmayız. Fonksiyonel bir antrenman çeşidi olduğu için birden fazla kas ve eklemimiz çalışır. CrossFit aslında bir yarıştır. Yani bu şöyle bir yarış diyebilirim. Bazen kendinizle yarışırsınız, bazen karşı tarafınızla, bazen arkadaşınızla, bazen eşinizle de. Çünkü çok fazla karı koca eşler de yapıyor bunu. Beraber ders almayı tercih ediyorlar. Tabii tabii evet. Ya, zaten şöyle çok sosyal bir spordur. Yani ben bu kadar sosyal olduğunu bilmiyordum. Bir sürü yarışmalar düzenleniyor. Ya bu aslında CrossFit daha çok Avrupa'da çok fazla revaçta diyebilirim. Türkiye'ye yeni yeni geliyor. Sosyal bir spor derken yani mesela neyi kastediyoruz? Yani şu anda burada bir sürü ağırlık görüyorum. Hani sosyallik bunun neresinde diye soracağım isterseniz. Şöyle çok toplu, büyük bir toplulukla antrenman yapıyorsunuz. Yarışmalar belki 200 kişi kategorilere ayrılıyor. Yani beginner seviyesi, skiller kategorisi, master kategorisi diye bölüm bölüm ayrılıyor. Girince de bir sürü insan var ve her insan aynı anda yarışıyor. Yani şöyle aynı anda yarışıyor ama aynı anda birbirleriyle yarışmıyorlar. Atıyorum 40 kişi bir antrenman yapıyorsa 40 kişiyle yarışıyorlar. Yani o yarışma sonu rep sayınız. Peki antrenmanın içeriği mesela bir süre var, o süre içinde mi bitirmeye çalışıyoruz yoksa 40 kişi aynı anda yapıp hani hangisi daha iyi yapıyor mu? Nasıl bir içeriği var yarışın? Yani şöyle mesela farklı parkurlar mı var? Parkurlardan ziyade istasyonlar da var diyebiliriz. Yani mesela şöyle diyebiliriz. Squat, herkesin bildiği şekilde gidelim. Squat ve şınav diyelim. Belli bir süre verip
o süre içinde kaç tekrar, yani kaç rep yaptığınıza bakıyor. Kendinizle yarışıyorsunuz bir nevi, ama aynı zamanda kendinizle yarışınız bittikten sonra, süreniz bittikten sonra puan toplamanız gerekiyor. Sizden daha fazla sayıda biri yaptıysa eksiye, ya da daha fazla yaptıysanız artıya doğru gidiyorsunuz. Peki, benim şimdi anladığım CrossFit diye bildiğimiz konu aslında bir yarışın adı. CrossFit antrenmanın adı değil. Evet. Bu bir fonksiyonel antrenman. Aynen. O zaman fonksiyonel antrenman nedir? Onu konuşalım. Evet. Fonksiyonel antrenmanda şöyle diyebilirim. Aslında biz doğduğumuzdan itibaren bir fonksiyonel olarak doğuyoruz. Yani insan fonksiyoneldir. Yani biz mesela bebekken, emeklerken, yürümeye çalışırken, işte bebekler tutunup kalkmaya çalışır. Onların hepsi bir fonksiyonel harekettir diyebilirim. Büyüdükçe de biz otururken, kalkarken, markete giderken, merdiven çıkarken, hatta marketten dönerken, poşet taşırken, bunlar da bir fonksiyonel harekettir. Günlük yaşantımız içinde yapmamız gereken aynen hareketler öyle. Zinciri gibi canlandı gözümün içinde. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Fonksiyonel antrenmanın faydaları da, yani herhangi bir insan yaptığında günlük hayatındaki hareket kapasitesini arttırır. Ben bir evi temizliyorum, siz de bir evi temizliyorsunuz. Siz daha hızlı yapıp yorulmazken, ben daha hızlı yapıp hemen yorulabiliyorum. Yani iş kapasitesim ve dayanıklılığım az olabiliyor. Hı. Yani fonksiyonel antrenmanda bunun önüne geçiyorsunuz. Performans sporcuların da performansını güçlendirmek için tercih ettiği bir antrenman çeşidi. Hangi spor yapıyor olursak olalım, destekleyici olarak bir antrenman çeşidi olarak kullanabiliriz. Profesyonel bir performans sporuyla uğraşıyorsanız, hı, evet. Evet. Ama bir vücut geliştirici öyle bir ihtiyacı yok açıkçası. Çünkü o tam bambaşka bir kulvar. Peki kimler daha çok tercih ediyor diye soracağım. Hani bu profesyonel sporla uğraşanların haricinde size gelenlerin amacı ne? Mesela niye bir ağırlık antrenmanı değil de CrossFit tercihiyle geliyorlar? Yani şöyle, aslında CrossFit, yani fonksiyonel antrenmanda yine ağırlık tabii ki kaldırıyorsunuz ama fonksiyonel olarak yapıyorsunuz bunları. Genellikle kimler tercih ediyor? Ya aslında belli bir arayışa giren insanlar da tabii ki deneyerek tercih ediyor ama en çok böyle yüksek yoğunluklu olduğu için direkt günümüzün sıkıntısı kilo vermek adıyla geliyorlar. Bunun sebebi de şu. Yüksek yoğunluklu diye geçiyor. Aslında her antrenmanda olduğu gibi bir antrenman, pilates, yoga, burada hiçbir antrenman çeşidini kötülemek gibi bir şey olmasın. Hepsi çok güzel antrenmanlar. Sadece fonksiyonel antrenmanda daha kısa sürede daha fazla enerji açığı ortaya çıkıyor. Bu da dediğim gibi tek bir daha kas fazla grubunun, kalori yakmamıza evet, yardımcı enerji oluyor. Açığı daha fazla kalori yakmamıza sebep oluyor. O yüzden son zamanlarda çok fazla özellikle istek var. Çok güzel söylediniz ama şimdi şunu sormak istiyorum. Diyelim ki daha hızlı kalori yakmak istiyorum. Hani biraz daha böyle hızlı sonuç alacağım bir sporla uğraşmak istiyorum. CrossFit yapmaya talip oldum. Olabilir mi? Herkes yapabilir mi bunu? CrossFit'i, yani fonksiyonel antrenmanı tabii ki herkes yapabilir. Ama şöyle bir ayrıştırıcı bir şey var. Herkes aynı şiddette bazı şeyleri yapamaz. Yani herkesin saç rengi farklıdır, göz rengi farklıdır. Bir iş kapasitesi sağlamasını istiyorsunuz karşı tarafın. Belki sakatlığı vardır, tansiyonu vardır, bel fıtığı vardır, şekeri vardır, dizlerinde problemi vardır. O yüzden kişiye göre antrenman sistemi mevcuttur. Yani 25 yaşındaki bir insana da antrenman yaptırabiliriz. Fonksiyonel antrenman, yani CrossFit yaptırabiliriz. 65 yaşındaki bir insana da fonksiyonel antrenman, yani CrossFit yaptırabiliriz. Bu tamamen kişiye odaklıdır. Herhangi bir rahatsızlıkları varsa eğitmen eşliğinde, çok güvendikleri bir eğitmen eşliğinde kontrol edilerek çalıştırılması gerekir. Yani o zaman eğer yarış değilse, yani CrossFit yarışına katılmayacaksak ve bir fonksiyonel antrenman yapmak istiyorsak, bunu kişiye göre, kişinin ihtiyacına göre nasıl diyeyim, düzenlememiz, ona uygun hale getirerek yapmamız mümkün. Çünkü gördüğüm görüntülerden mesela benim gözüm korktu, izleyicilerimizin de korkmuş olabilir. Hani herkes halata tırmanamayabilir ya da işte mesela bu sağlık topu, biz bunu okul zamanından öyle biliyoruz, farklı bir ismi varsa. İşte 10 kiloluk bir topu kaldırıp koşamayabilir ama bu sanıyorum herkesin kendi bedenine göre uyarlanabiliyor bu. Tabii ki. Antrenman. Herkesin kendi bedenine göre uyarlanabilen bir antrenman sistemidir. Herkes halata çıkmak zorunda değil. Biraz terimsel olacak ama herkes clean and jerk yapmak zorunda değil. Herkes kopartma, siltme yapmak zorunda değil. Birazcık da kişiyle alakalı olan bir şey. Yapmak istiyorsa tabii ki ona göre hazırlanılır. Hı hı.
Ona göre bir antrenman sistemi uygulanır. Ama hani CrossFit yarış çok güzel, çok güzel sosyal bir spordur ama ona gelmeden önce çok sağlıklı da bir spordur. Yani fonksiyonel antrenman çeşidi gerçekten çok insan sağlığına, kardiyovasküler gücüne, hızına, çevikliğine çok fazla artı yönde etkileyecek bir antrenman sistemidir. Ama yarışa katılacaksak, yani bir CrossFit yarışı hedefimizse, o zaman o hani dedik ya kişiye özel antrenmanı uyarlamamız mümkün diye. Bu şekilde hazırlanılabiliyor mu, yoksa yarışa katılacaksa belli şeyleri yapabiliyor olmak gerekli mi? Evet. Şimdi ilk olarak herhangi bir rahatsızlığı varsa doktorlarından izin almalılar. Bu arada sedanter bir birey için söylüyorum. Yani sedanter bir birey ne demek? 6-7 aydır hiçbir sporla uğraşmamış, öncesinde de hiçbir sporla uğraşmamış bir bireydir. Bununla birlikte eğer bir ameliyat geçirdiyse, bir herhangi bir problem varsa doktorundan izin alıp ve çok iyi ve güvendiği bir eğitmenle çalışmaya başlamalıdır. Vücudu eğer buna hazırlanıyorsa ve yarışma istiyorsa kişi, yarışmak için de uygun olduğunu düşünüyorsa eğitmen, yarışmaya hazırlanabilir. Yani şu anda bel fıtığı olan bir sürü insan vardır CrossFit yapan. Ama mesela onların şu bazı hareketler yarışta var mı? Hani atıyorum, yine halat örneğine döneceğim çünkü benim gözümü ilk o korkuttu. Halata tırmanmak zorunda. O olması gereken bir şey mi? Herhangi bir sıkıntımdan dolayı diyelim ki onu yapamıyor olursam o yarışa zaten giremiyorum. Böyle bir koşul var mı? Şöyle, o yarışa girmek için zaten belli başlı elemelerden geçiyorsunuz. O elemelerden geçtikten sonra eğer halata çıkamıyorsanız, vücudunuz da buna uygun değilse, tamam, yarışmada her şey çıkabilir. Piyango. Benim de çok zorlandığım, hatta Allah'ım ne olur şunlar çıkmasın dediği bir sürü atlet vardır. O bir parkur ve o anda orada öğreniyorsunuz karşınıza ne çıkacağını. Ya da bir gün önce. Yani anladım. Ve o kaydı yaptırdıktan sonra öğreniyorsunuz. Yani o yarışmaya hazırlanıyorsunuz ama ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aynı işte üniversite sınavı gibi düşünebiliriz aslında bunu. Anladım. Bilmiyorsunuz. Çıkamazsanız diyelim ki, halattan örnek verdiğimiz için, yani genellikle o bir pazarlama stratejisidir aslında. Yani elini halat alıp sallamak aslında birçok hareket var. Çıkamıyorsanız eksi puan yersiniz. Yani çıkamazsanız buna no rep denir. Hı. Ya da yapıyorsanız rep denir. Hı. Yani yarışmalarda şöyle bir kural vardır. Mesela şınav çekerken göğsünüz yere değmiyorsa o no rep'tir. Evet. Clean and jerk yaparken ya da squat yaparken bacaklarınızı düzleştirmiyorsanız no rep'tir. Ya da diziniz kalça seviyesinin altına inmiyorsa bu no rep'tir. Ama tabii ki bu sağlıklı bir birey için söylüyorum bunları. Ama spor olarak yaparsak dediğiniz gibi, evet, kendi bedeninize göre uyarlayarak. Çok güzel uyarlayabiliriz. Birçok insan da bunları yapıyor zaten. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Şimdi beraber antrenmanımıza geçeceğiz. Bakalım sedanter bir birey antrenmana ilk defa geldiğinde başına neler geliyor, hep beraber görelim. Önce ısınarak başlıyoruz. Fonksiyonel antrenmanın içinde kürek çekmek, bisiklet çevirmek, koşmak, zıplamak, sıçramak kaçınılmaz. O yüzden ısınırken de yapmamızda fayda var. Jumping jack yapacağız. Bacaklar açılırken kolları da yukarı doğru kaldıracağız. Evet. Siz de yapın öğretmenim benimle. Evet, 10 tane yapalım. 10 tane yaptıktan sonra bacakları açalım. Bıraktık, bacaklar açık. Sağ elinizi sol ayak bileğinize gidiyorum ve ortaya gelip nefes alıp tekrar geliyorum. Bu da 10 tane. Şimdi diz çekme yapalım. Bununla birlikte elleri de şöyle geriye doğru yapabiliriz.
Antrenmanda neler yapacaksak onlara yönelik de ısınmak çok önemli. Antrenmana siz biliyorsunuz, ben için bilmiyorum şu anda ne yapacağımızı, evet, değil mi? Beni bir sürpriz bekliyor, evet. Evet, aynen, sürpriz bekliyor. Bu arada normalde her gün antrenmanı, burada da bir tane örnek antrenmanımız var ama böyle tahtaya yazılır. Böyle daha hani kara tahtaya bile yazıldıkları oluyor. Tahtadan bakıp o şekilde yapılır. Yani bilmeyiz, yazarız. Geldiğinizde antrenmanla karşılaşırsınız. Çok güzelmiş. Evet, şimdi ısındık. Şimdi neler yapacağız onlara bakalım. İlk başta ben göstereyim size. Air squat'la başlayacağız. Yine kalçamı geriye doğru vererek dizim... Eğer herhangi bir rahatsızlığım yoksa kalça seviyemi aşağıya indirerek bunu yapacağız 10 kez. Sonra geleceğim, sıçrayacağım, yukarı dümdüz kalkacağım ve tekrar aşağı ineceğim. Sonra mata geliyorum. Bu şekilde yatıyorum ve yukarıya doğru kalkıyorum. 10 kere. Evet, bu da 10 kere. Sonra bu topu alıyorum. Sağ omzumdan atıyorum. Sonra sol omzumdan atıyorum. Ve süre tutacağız. Bakalım ilk turu, ilk roundu diyeyim, kaç dakikada yapacaksın? Ben yarışmaya katılmıyorum. Evet. Buraya sadece antrenman yapmaya geldim, ona göre. Tamam. Tamam, başlıyoruz. Tamamdır. Hazırsak ben şöyle süremi başlatayım. Evet, başladık. Dilerseniz biraz dinlenelim. Eğer kişi sıçrayamıyorsa tek tek step. İsterseniz onu gösterelim Ceylin Hanım. Tamam, bir önce sizden göreyim, tamam, hemen hızlıca. Tek süremi tek kaybetmeyelim. Kalkıp tekrar aşağı inebiliyorum. Tamam. Bir sıçramayı deniyorum, sıçrayamazsam adımla aynen gidiyorum. Yukarıda düzleştirmeyi unutmadan. Evet, bir. Yorulursa kişi sonlara doğru tek tek çıkabilir. İki, harikayız. Üç. Bir de hırslıyım. Çok güzel. Çok yoruldum ama. Zaten işte bu yapamadıkça yapmak istiyorsunuz. Bir tane daha yapalım. Ha, bitti mi? Evet, tamam. Bitti, 10 oldu. Tamam, bu ondan kolay olacak. İşte yarışmada da böyle küçük şeyler var. Elin yere değmezse sayılmaz gibi. Boşa değil, yaparsın gibi. Bunların kurallarını tabii, evet, yarıştan önce öğrenmiş oluyoruz. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar? 2,5 dakikada antrenmanı bitirdik. İlk sefer için fena çok güzel değildi ama, çok değil mi? Güzel. Çok teşekkür gayet ederim. Gayet güzeldi.